Örgü köşesi kanalımdan herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir tığ işi modelinin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım size. Video geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle video geçmeden iplerimden bahsedeyim size. Bebeğimi kullanacağım. Tığımda numara veremiyorum, numarası silindi. Yine elinize yatkın bir tığ da kullanabilirsiniz. Evet, modelimizin yapım aşamasına geçelim. Zincir çekmekle başlıyorum. Şöyle sıkılama zincirimi çektim. Ben şimdi modeli anlatabilmek için bir miktar zincir çekeceğim. Siz ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çekmeniz gerekecek. Battaniye, yelek, hırka. Her ne yapacaksanız ona göre zincirinizi çıkarmanız gerekecek. Şöyle birazcık daha çekeyim. Modelimizi kuralım. Evet, bana bu kadar yeterli modeli anlatabilmek için. Şimdi şöyle birinci değil de ikinci zincirin içine şöyle batıyorum ve sık iğne yapıyorum. İpim ayrıldı. 2 zincir çekiyorum. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. Yine sık iğne ile. İki zincirimi çektim. Tekrar sayıyorum. 1, 2, 3.'ye batıyorum. 1, 2 zincir. Tekrar alttan 1, 2, 3. zincire batıyorum. Sık iğne ile kapatıyorum. İlk sıramız bu şekilde ilerleyecek. 1 2 şöyle 3.'ye batıyorum. 2 zincir buradan 3.'ye batıyorum. Evet, ben şimdi bu sırayı tamamlayıp geliyorum. Evet, şöyle ilk sıramı tamamladım. Bakın şu şekilde kutucuklar oluşturduk. Şimdi renk geçişi yapacağız. Yeşil ipimi aldım. İpimi buraya sabitliyorum. Şöyle sıkıştırdım. 3 zincirimi çektim. Modeli çevirdim. Tığımın başına alıyorum. Ben burayı bağlamadım. Devam etmeyeceğim için. Siz devam edeceksiniz. Tabii ki bağlamanız gerekiyor. Tığımın başına aldım. Bakın şu ilk kutucuğa şöyle batıyorum. 1 2 3 3 tane ikili trabzan yaptım. Tığımın başına alıyorum. Sıradaki kutuya geçiyorum. 1 2 3 Tekrar sıradaki kutucuğa geçiyorum. 3 Her kutucuğumuzun içine 3'er tane ikili trabzan yapıyoruz. Bu şekilde sıramızı tamamlayacağız. Aralarda gördüğünüz gibi hiç zincir çekmiyoruz. Evet, zaten sıra sonuna geldim. Son kutucuğuma batıyorum. 1 2 3 Tığımın başına alıyorum. Bakın şu başta bir tane sık iğnemiz vardı. Yine buraya da batıyorum. Kenar trabzanı yapıyorum. Evet, bakın bu sıramızı da bu şekilde tamamlamış olduk. Şimdi buradan devam edeceğiz. İpimiz burada çünkü.
Şöyle bakın, buradaki zincirin tepesine ipimi aldım. 2-3 zincirimi çekiyorum. Tığımın başına doladım. Bakın şu araya batıyoruz. Battık. 3 seferde çekeceğim. 1-2-3 seferde çektim. Araya bir zincir, tığımın başına bir kere doladım. Bakın bu sefer bu trabzanla kenarda zincir çekmiştik. Onun arasına batıyoruz. 1-2-3 seferde çektik. Tığımın başına doladım. Bu arada zincir çekmiyorum. Şuraya batıyorum. 1-2-3 seferde çektim yine. Bir zincir. Tığımın başına aldım. Bakın bu sefer geriye dönüyoruz. Buraya batıyoruz. Çapraz olması için. 1-2-3 seferde çektim. Tığımın başına tekrar aldım. Çektim. Bir zincir araya, yine geriye dönüyorum. Bakın şuraya batıyoruz. Çapraz olmasını sağlıyoruz. 1-2-3 seferde. Tığımın başına tekrar aldım. Diğer trabzanların arasına 1-2-3 kere de çektik. Araya bir zincir. Geriye dönüyorum. Tekrar en son en son demeyelim de şuradaki üçlü trabzanın arasını, gerideki yani, bu şekilde. Tığımın başına tekrar aldım. Sıradaki üçlü trabzanın arasına yine üçlü trabzanımı yaptım. Tığımın başına aldım. Araya zincirimi çekmiştim. Yine geri dönüyorum. 1-2-3. Bir kere doluyoruz. 3 seferde çekiyoruz trabzanımızı. Tığımın başına aldım. Yine sıradakine geçiyorum. 1-2-3. Evet, bu sıramız bu şekilde oluşuyor. 2-3 seferde çektik. Araya bir zincir. Tekrar döndüm. 1-2-3. Araya bir zincir, tekrar geriye dönüyoruz. 1-2-3. Tekrar tığımın başına aldım. Bakın şurada kenar trabzanı yapmıştık. Onun arasından şöyle batıyorum. 1-2-3 seferde çektim. Bir zincir, tığımın başına tekrar aldım. Geriye dönüp yine şöyle çaprazlamasına battık buraya. Bakın bu sıramız da bu şekilde. Tığımın başına aldım. Kenar trabzanın tepesine batıyorum. Bir de buradan buradaki zincirimizi, ipimizi şu şekilde yapıyoruz. Şöyle ikisinin içinden geçirdim. 1-2 seferde çektim. İpimi düzelttim. Bu şekilde de kenar trabzanımızı oluşturmuş olduk. Şimdi beyazı bırakıyorum. Yeşilime geçiyorum. 1-2-3 zincirimi çektim. Tığımın başına aldım. Bakın şuraya batıyoruz. 1-2-3 seferde çektik. Tığımın başına tekrar aldım. Araya hiç zincir çekmiyorum. Tekrar şuraya, şu çaprazın ortasına bir zincir çekmiştik. Oraya batıyoruz. 1-2-3. Sıradakine batıyoruz. 1-2-3. Modelimiz gördüğünüz gibi yapımı gayet kolay, gayet de şık bir model. Bakın şu şekilde. Dilerseniz daha ince ip kullanarak da yapabilirsiniz bu modeli. Ben bebe yünü kullandım ama kullanmış olduğum bebe yünleri kalın.
Nako'nun bebe ünleri. Daha şöyle yazlık iplerle de yapabilirsiniz bu modeli. Yazlık örgülerinizde kullanmak için. Tekrar bakın sıradakine geçiyoruz. 1 2 3 Evet, gördüğünüz gibi model ortaya çıktı. Şöyle kenarı da göstereyim size. 1 2 3 Daha sonra tığın başına tekrar alıyorum. Bakın şuradaki zincirin tepesine batarak kenar içinde bir tane şöyle trabzan yapıyoruz. Kenarımız düzgün olsun. Sonra bu ipimizi buraya bırakıyoruz. Buradan tekrar şuradaki zincirimizin tepesine tığımı geçirdim. İpimi yukarıya alıyorum. 1 2 3 zincir tekrar tığımın başına aldım. Yine şu araya 1 2 3 seferde çektim. Araya bir zincir tığımın başına aldım. Geriye dönüp bakın şu kenarda çekmiş olduğumuz zincirle trabzanın arasındaki boşluğa batıyoruz. 1 2 3 seferde çekiyoruz yine. Bu arada hiç zincir olmayacak. Tığımın başına aldım. Sıradakine geçiyorum. Araya bir zincir. Evet, bakın modelimiz bu şekilde. Daha fazla devam etmeme gerek yok. Zaten model kendini tekrar ediyor bundan sonra. Ben şimdi size kamera arkasında yapmış olduğum büyük parçayı göstereyim. Evet, bu da kamera arkasında yapmış olduğum büyük parça. Bakın modelimiz bu şekilde. Dediğim gibi yapımı gayet kolay, gayet şık bir model. Yazlık ipler kullanarak da yine yazlık örgülerinizde kullanabilirsiniz. Şöyle iki tarafı da bu şekilde arkadaşlar. İki tarafı da çok fark etmiyor. Şimdi bu modeli nerelerde kullanabilirsiniz? Hemen birazcık onlardan bahsedeyim size. Bu modeli modelden bebek battaniyesi yapabilirsiniz. Hatta bebek battaniyesi yapacaksanız iki tarafı da aynı olduğu için astarlamanıza da gerek kalmaz. Yine yelek yapımında kullanabilirsiniz. Hırka yapabilirsiniz. Dediğim gibi yazlık ipler kullanarak yani ince ipler kullanarak bolero yapımında da kullanabilirsiniz. Çok amaçlı kullanabileceğiniz bir model oldu. Böylelikle bir videonun daha da sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.